Hotluk Belinin bugün ilk günü pikniğimiz var. Yarın da Allah nasip ederse akşam öğlende başlayıp akşamın artık saat kaçta biterse eğlencelerimiz, sanatçılarımız hepsi var. Bütün sabah kaçta geldiniz? Siz yer sabah saat kurdunuz. Sabah saat 5'te buraya geldik yer almak için. Yer bulmak çok zor. Çünkü kalabalık olduğu için insanlarımız sağ olsun herkes bu işi benimsemişler. Her şeyimiz ayrı. Köylerimiz, ilçelerimizin diğer ilçelerimizde dahi buraya gelmişler. Herkes sabahleyin 5'te başladılar burada piknik alanlarını kurmaya. 5'te saat 8'de başladık kahvaltıya. Öğleden sonra ızgara çeşitlerini herkes kendisini getirip yapacaklar. Belediyemizin ikramı var. Belediye başkanımız da sağ olsun her şeyi düşünmüş, her şeyimizi düşünmüş. Buraya bize hazırlamışlar. Ona da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Yayla hava çok güzel. Hanımefendi beraber. Bu abimin hanımı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bunu bize yaptığı için ona teşekkürümüzü sunuyoruz. Dışarıdan bayağı girenler oldu. Biz de orada şey yaptık, karşılaştık. Beş tane otobüs geldi İstanbul'dan. Daha da fazlası var. Daha da gelenler de var. Nasıl yakınlarımıza geldi mi? Burada görüşebiliriz. Çok geldi. Yakınlarımız geldi, amca çocuklarımız geldi, görümcelerimiz geldi, yengelerimiz geldi, herkes geldi. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Köylülerimiz de geldi. Çok sevimliyük. Yani bayağı şey yaptım, eğlendim yani. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz gerçekten bu etkinlikleri yaptırdığı için. Başka kime teşekkür edeceksin sen? Köy TV'ye. El sallı o zaman. Hadi bakayım. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, çok sağ olun. Evet size biz afiyet olsun. Çay içtiniz, kahvaltı yaptınız. Sizleri tanıyalım teyzeciğim. Başkanın annesi. Öyle mi? Evet. Bizim Yusuf Bey'in annesi. Annesi. Biz de tam yeri seçmişiz yani. Çünkü baktım kalabalık bir aile. Dedim evet. Hiç olmazsa Tektaş ailesinin. Biz yani bilerek gelmedik. Onu da söyleyelim size. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizin de sormalı. Teşekkür ettik, biz deyiz. Bu Yüzüğün delikanlı. Yüzüğün babası. Başkanın babası. Atif Tektaş. Nasılsınız sen? Teşekkür ederim. Sen oturdun, sen aşağı oturdun. Oğlum biraz bunlardan biraz aşağı olsun. Bizdekilerde sorular var abi. Evet. Öyle mi? Nasıl iletişim mi? Hep otluk beni. Nasıl sağlığınız nasıl satınız nasıl? Çok iyi. Ben de başkanın abisiyim. Abisi. Evet. Evet. Yurt dışında yaşıyoruz. Yeğenler falan. Evet. Hep de dışarıdan geldi. Yurt dışında hangi semtesiniz? Ben Fransa'dayım. Fransa'da. Almanya'da yeğenim. Fransa'da. Ama şu güzelliği oluyor. Gerçekten ilçede bu toparlandı ya. Her yıl hiç olmazsa da diyor ki tanıdıklarını tanımadıklarını var ya. Burada yılda bir doğmuş olsa herkes toparlanıyor. Birbirlerine buluşma imkanı buluyor. Biz size biz artık öğle yemeğinde afiyet olsun diyoruz. Bekleriz. Bekleriz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Gönül taktım bir
gitse vallahi deriye, yardan ayrılmışam bağrımı deler. Kıymetli hemşehrilerim, sevgili canlılar, sevgili Erzincanlılar ve Otlukbeli dışından burada aramızda olan bütün misafirlerimize, Otlukbeli şenliklerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Öncelikle en güçlü alkışı bugün uzaklardan yakından bu arayı dolduran, bugünü bugün yapan sizlere istiyorum. Kendiniz için bir alkışlar mısınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Sizler olmasanız bizler de burada olmayız. Ve bugünün mimarını sizlere davet etmek istiyorum. Göreve geldiği günden beri hiçbir yer ayırmayan, dağı, bucağı, boğu, her tarafına hizmet etmeye çalışan içinizden biri, halkın o belediye başkanı, kıymetli Otlukbeli Belediye Başkanı Sayın Yusuf Tektaş'ı selamlama konuşmalarını yapmak üzere güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli Otlukbeli hemşehrilerim, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun zamandır yapamadığımız etkinlikleri 2019'da yaptık. 2 senedir hastalık nedeniyle yapamadığımız etkinlikleri bugün gerçekleştirdik. Bu alanı doldurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Programımız aralıklarla, yarışmalarla devam edecektir. Programımız akşam 6-7'ye kadar burada devam edecektir. Yarın
saat 3'ten tekrar 12'ye kadar devam edecektir. Yarın için hepiniz davetlisiniz. Hepinizi teşekkür ediyor, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, bugünün mimarı kendisine bir kere daha huzurlarınızda güçlü alkışlarla, güçlü alkışlarla teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim başkanım. Amacı da bu aslında. Barış, kardeşlik, dostluk. Tebrik nasıl edilir? Erzincan'la yakışır bir şekilde tebrik ettik. Güçlü alkışlar. Canım benim, sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Paşam kim, nigar kim, gözüm kim, hanım kim, kim kim? Ziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Ziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Atı var ala paça ta 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 ta. Mecel vermez kırat kaça hey hey hey. Az kaldım ortamdan biçe. Ağam kim, paşam kim, diger kim, gözüm kim, hanım kim, kim kim? Ziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Ziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Hayeden de hayat eper be, 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 be. Hüyeden de hüyat eper hey, hey, hey. Kör oğlunu suya teper. Ağam kim, paşam kim, diger kim, gözüm kim, hanım kim, canım kim, kim kim? Ziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Ziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Bu anma programında bir araya geldik. Burada da inşallah hocamız o gün 549 yıl önce şehit olan herkes için dualar edecek. Bizler de amin edeceğiz. Fakat başlamadan önce şunu belirtmek isterim.
biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han ile Hasan Padişah burada karşılaştı. İkisi de Türk, ikisi de bizim kanımız ve canımız, ikisi de bizim tarihimiz. İki tane görkemli sultanın karşılaşması kanlı olsa ve bizim de buna gönlümüz razı gelmese de tarih tarihte kaldı. Biz de o günün anısını, o iki büyük sultanı ve o iki büyük sultan askerlerini anarak yaşatmaya çalışıyoruz. Burada yapılmış olan bu şehitliğimiz herkesin malumu, bildiği bir anıt. Bu anıtın bir özelliği var. Bizim Otlukbeli'mizin o savaş sırasında cereyan eden çatışmalarda en çok kanlarla sulanmış bölgelerinden biri burası. Aynı Akif'in dediği gibi toprağa sıksan fışkıracak şu heda mısralarında yer aldığı gibi buralar hep şehit kanlarıyla sulanmış kutsal yerler. Arkamızdaki mezarlardan Bayburt tarafından gelen Otlukbeli'ne, Osmanlı ordusuna, Hasan Padişah'ın ordusunun yaptığı baskınlarla çok çetin ve kanlı çatışmaların olduğu bir yer. Yakın zamana kadar bu savaşın hatıralarını köylülerimiz rahatlıkla görebiliyordu. Savaş kalıntısı olan okuçları olsun, karşılaşılan şehit mezarları olsun. Toplumsal hafızaya burada bu savaş çok iyi bir şekilde, çok derin bir şekilde nakşedilmiş duruyor. Tabii bu savaş iki büyük hükümdarın savaşı olduğu için iki tarafında aslına bakarsak yenişemediği bir savaş. İkisinin de büyük kayıplar verdiği savaş. Fatih en gözde komutanlarını bu savaşta kaybediyor. Uzun Hasan en sevdiği oğlunu bu savaşta kaybediyor. Herkesin kalbinin kırıldığı, hüzünlendiği, kanın gövdeyi götürdüğü çok zorlu bir savaş. Ama bu bize bir şeyi gösteriyor. Buranın ne kadar uzun süreden beri Türk yurdu olduğunu gösteriyor. İki büyük Türk sultanın burada karşılaşması tesadüfi değil. İşte Otlukbeli'mizde kadim bir Türk yurdu olarak bu karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Hepsinin mekanları cennet olsun. İnşallah bizler de onların hatırasına ve mirasına layık nesiller olma şerefine erişebiliriz. Bu vesileyle hepinize buraya geldiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığınız, bu anmada bulunduğunuz için teker teker her birinize teşekkür ediyorum. İnşallah bizden sonra gelecek nesiller de bu güzel tarihini, bu ihtişamlı ve görkemli tarihini anarak ve bu şuurda ve bu bilinçte yetişme imkanlarına sahip olur. Bu vesileyle sözümü de Oğuzhan hocamıza bırakıyorum. Kendisi de bize bugün burada olmamız hasebiyle dua edecek, birkaç kelam edecek. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Çok muhterem kaymakamlarım, sayın belediye başkanım, muhterem Otlukbeliler. Hepinizi 549 yıl evvel bu mübarek toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizin manevi huzurunda gönülden muhabbetle selamlarken sözlerime Ulu Türkistan, Piri Türkistan, Anadolu'nun ve Balkanların Müslüman Türk yapılmasında büyük çabası ve gayreti olan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin şu mısralarıyla başlamak istiyorum. O diyor ki, Bismillah deyip, beyan ederek, hikmet söyleyip, talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Bizim geleneğimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde her söz besmelenin sırrıyla başlar. Hamdeleyle devam eder, salveleyle hitame erer. Allah'a hamd, Efendimiz aleyhissalatu vesselama milyonlarca kez salatu selam olsun. Ve bu mübarek yurtları 1064'ün 5 Ramazan'ında Sultan Alparslan'ın Kars'ın Ani'ye gelmesiyle, Ani'deki katedralde ezan-ı Muhammediye'yi okumasıyla ve orada cuma namazını kıldırmasıyla birlikte bu mübarek yurtların adları Müslüman Türk yurdu olmuş. 1064'ten 1071'e, 1071'den 1453'e, o günden Kurtuluş Harbi'ne, milli mücadeleye, 15 Temmuz'a, bugüne ve yarın kıyamet sabahına kadar bu yurtlar Müslüman Türk yurtlarıdır. Çünkü bir toprağın vatan parçası olabilmesi için 3 tere ihtiyaç var aziz hemşerilerim. Birinci ter, ahilerin,
çalışanların, emekçilerin, çiftçilerin toprakta çalışırken çoluklarına çocuklarına helal rızık götürebilmek için alınlarından akıttıkları ter toprağa düşer vatan olur. İkinci ter, ahilerin, alimlerin, sanatkarların, zanaatkarların okurken, yazarken, tefekkür ederken, tezekkür ederken akıllarından düşen ter toprağa düşer vatan olur. Üçüncü ter ise en kutsal terdir. Vatan için, din için, namus için, devlet için, istiklalimiz ve istikbalimiz için şehidin mübarek teri, yani ecel teri, şehadet kanıyla birlikte akarken unutmayalım, hiçbir şehit yoktur ki başını Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dizine koymasın. Efendimizin mübarek yüzünü seyrederken o ecel teri toprağa düşer ve bu toprak vatan olur. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sohbetimdir vatan, sözümdür vatan. Niyazımdır vatan, nazımdır vatan. Gelinimdir vatan, kızımdır vatan. Hayamız olduğu müddetçe, imanımız olduğu müddetçe, bayrak sevgimiz olduğu müddetçe buralardan bizi kıyamet sabahına kadar kimse çıkaramayacak. Bu yurtlar Müslüman Türk yurdudur. Müslüman Türk yurdu olarak da kalacak. Şu otluk belinde dolaşırken, Erzincan'da dolaşırken, Türkiye'nin her bir yerinde dolaşırken unutmayın. Merhum Akif'in dediği gibi, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. Yazıktır incitme atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu cennet vatandan bir karış toprak inşallah vermedik, vermeyeceğiz. Otluk belinde 549 yıl evvel bu mübarek topraklarda şehit olanlara selam olsun. Kara kulaklı olmak mertliktir, cengaverliktir, cihan şumul bir medeniyetin mensubu olmaktır. Otluk beli kart vizitine sahip olmak Anadolu'da her yerde kapıyı açar. Çünkü Otlukbeli tarihiyle, kültürüyle, edebiyatıyla, duruşuyla Müslüman Türk yurdunun adıdır. Sayın Kaymakamımıza ve muhterem Belediye Başkanı Yusuf Tektaş ağabeyimize de hasreten selam ediyorum. İnşallah günlerimiz günlerimizden âlâ olsun. Rabbimiz sırtımızı, yani diğer bir ifadeyle dalımızı yere getirmesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Ve qina azaben nar. Ve edhinnel cennete mal ebrar. Ya Azizi ya Gaffar ya Rabbel Alemin. Rabbena gfirli. Veli valideyye velil müminine yevme yegumul hisab. Birahmetike ya erhamer rahimin. Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekünenne minel hasirin. Rabbi enni messeniyed durru ve ente erhamur rahimin. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi ve bihamdihi, adada halgihi, ve rıza nefsihi, ve zinete arşihi, ve midada kelimatihi. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Muttakilerin, şühedaların huzurunda yaptığımız duaları sen geri çevirme ya Rabbi. Okunan hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvela bizzat hace-i kainat, Efendimizin ruhuna, sahabenin, tabiinin, tebeyyüt tabiinin, şühedanın ruhuna, burada amin diyen cemaatimizin geçmişlerinin ruhuna hediye eyledik vasıl eyle. Ya Rabbi bizi iki cihanda aziz eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Hayırları fetheyle. Şerleri def eyle. Başta kendimiz olmak üzere milletimize, devletimize ve bütün İslam beldelerini şeytanlardan, şeytanlaşmış insanların ve cinlerin şerlerinden muhafaza eyle. Ordumuzu karada, denizde, havada muzaffer eyle ya Rabbi. Sana tam manasıyla kul,
Habibi, Edibi, Kibriyana'da ümmet olmayı nasip eyle. Bütün geçmişlerimizin ruhu için ve bilhassa bu mübarek diyarda yatan şühedamızın ruhu için ve kendi ruhlarımızın makamı için El Fatiha ma'as salavat. Thank you.
baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Erzincan'ın içinde sevdiğim birisi var. Erzincan'ın içinde sevdiğim birisi var. Dağların gölgesinde konuştuğum biri var. Konuştuğum biri var. O Erzincan, Erzincan kurbandır sana bu can. Beni yardan ayırma, bu can yoluna kurban. O Erzincan, Erzincan kurbandır sana bu can. Beni yardan ayırma, bu can yoluna kurban. Karanfile gem bilir babamın, bu aşkı çeken bilir babamın, bu aşkı çeken bilir babamın. Yeşil perde üstüne babamın, yeşil perde üstüne babamın. Sarılıp yatan bilir babamın, sarılıp yatan bilir babamın. Oy can, oy can, oy can, oy can, oy can, oy can. Yaylalar yaylalar yıkılmasın gurbetin.
Sayın Kaymakamım, çok kıymetli İl Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanlarım, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, değerli meclis üyelerim, ismini saymak için birçok misafirlerimiz, değerli tutmalı hemşehrilerim, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepsinin yaptığımız işlerde tek tek imzası vardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.